Evet, Profesör Doktor Vedat Bilgin, Akşam Gazetesi yazarı, siyasetinde uzman bir ismi, şu anda telefon attığımda. İyi akşamlar üstadım. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Efendim, buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledik. Sizce neyin peşinde? Şimdi doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu için bir taraftan üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, yani Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu, evet, partinin genel başkanı, onun oturduğu koltukta oturuyor ve Suriye meselesini anlayamıyor. Bir taraftan diyor ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Ondan sonra diyor ki Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için oraya girdik. Sonra diyor ki biz onlara dedik ki Suriye bataklığına, Orta Doğu bataklığına girmeyin. Hı. Niye girmişiz? Niye girmişiz? Diyor ki Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için oraya Türk ordusu girdi. Demek ki Türkler başından itibaren, yani bugün belli ki AK Parti'yi suçlamak, Sayın Cumhurbaşkanı'nı suçlamak için bu lafları söylüyor. Orta Doğu bataklığında ne işimiz vardı diye. Demek ki biz oraya girmesek Türkiye'nin güvenliği olmaz. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den başlar, Irak'tan başlar. Biz oraya keyif için mi gittik? Hocam, bir de şunu görmüyorlar mı? Biz girmesek bile herkes orada. Tabii işin meselenin bir tarafı da şu. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Suriye Bağımsızlık Savaşı sırasında, evet, Suriyeli Bağımsızlık Savaşı'nın kahramanlarıyla, o mücadeleyi verenlerle yaptığı görüşmeler var. Ha. Meclisin gizli zabıtları açıklandı. Orada önce oturup Kılıçdaroğlu'nun bunları okuması lazım. Çünkü onların partilerinin tarihinin bir parçası bunlar. Oturup okuması lazım. Ne diyor Gazi Paşa? Gazi Paşa diyor ki bugün sizin milli mücadelenizi, Fransız emperyalizmine, işgalciliğine karşı verdiğiniz mücadeleyi destekliyoruz. Evet. Orada bu sözlerden şu da anlaşılıyor ki Türkiye o mücadelenin arkasında. Tabii. O mücadeleye her türlü desteği vermiş. Arkasından da diyor ki bugün birleşmeyi konuşma zamanı mı değil, tarih başka bir zamanda seyrediyor. Onu konuşacağımız zaman da gelecektir. Şimdi Gazi Paşa'nın sözleri bunlar. Evet. Bu adamcağız ne diyor? Bu da diyor ki bizim orada ne işimiz var? Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Irak'ta ne işimiz var? Bizim Orta Doğu'da ne işimiz var? Böyle Gazi Paşa sürekli orada. Tabii sürekli orada. Hatay'ı alıyor yani, ölümüne yakın, vefatına Libya'da, yakın. Libya'da, Suriye'de bunların yakın zamana kadar, yani bu Baas denilen alçaklar, ne, darbe yapıp bu geleneksel rejimleri, o milli mücadelenin, o ülkelerin milli mücadelesini yöneten kadroları tamamen tasfiye edene kadar o ülkelerde o mücadeleyi, Türkiye'nin desteklediği o mücadelenin liderleri vardır o yönetimlerde. Doğru. Türklerle dost, hatta Türk olan, bizlerle akraba olan insanlar vardır. Evet. Dolayısıyla bir anlamda da bu Baas rejimleri, bunlara Arap milliyetçiliği, biraz önce Turan Bey'le konuşurken de söylediniz, Arap milliyetçiliği diye bunlardan bahsedildi. Bunlar Arap milliyetsizleri. Neden? Çünkü bunlar İsrail'in adamları, Batı'nın adamları, Batı'nın piyonları. Evet. Bunların Arapları vesaireyi düşündüğü yok. Yani Suriye'de Baasçılar Arapları mı düşünüyor? Suriye halkını mı düşünüyor? Suriye'yi paramparça ettiler. Türkiye, peki, Suriye'nin birliğini düşünüyor. Doğru. Suriye'nin birliği konusunda Türkiye, İran ve Rusya ittifak yapmış vaziyetteler. Kime karşı? Batıcı işgalcilere karşı, Batı emperyalizmine karşı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun gerçekten üzüntü verici tablo. Cumhuriyet Halk Partililer de onu alkışlıyorlar. Sözlerin alkışlıyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Ama anladığım kadarıyla gerek Cumhuriyet Halk Partisi, lafı toparlayacak olursak hocam, gerek, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi, gerek milletvekilleri, gerekse artık bunu da söylemek zorundayım bir gazeteci olarak. Çünkü Kuvayi Milliyeci kimliğimle tanınıyorum köşe yazarı olarak. Oy verenleri ne Mustafa Kemal'i tanıyor ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden bir haberleri var. Doğru mudur? Evet, onlar sadece Batı ile işbirliğinin doruğa çıktığı, Türk halkına karşı her türlü zulmün yapıldığı tek parti dönemini Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleştirmiş durumdalar. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İşler hızlandı sevgili seyirciler. Görüyorsunuz son dakikayı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye açıklaması geldiğini, Trump açıklayan.
Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo. Ya